İkisi bekar. Van'da iki oğlum, biri asker şu an. Covid-19 enfeksiyonunun her geçen gün yeni bulguları ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz başlangıçta olmayan tat ve koku kaybıyla birlikte ardından ishal de semptom olarak tanımlandı. Yavaş yavaş artık özellikle aşılanmamış hasta grubunda ya da eksik aşılanmış hasta grubunda özellikle görme ile ilgili sıkıntılar görmeye başlıyoruz. Daha çok bu görme sinirinin tutulmasına bağlı. Gözde aslında ACE2 dediğimiz reseptörler de var, virüsün buraya yapışmasını kolaylaştıran. Biliyorsunuz ki salgının başında da virüsün klinik tabloları içerisinde gözde kızarma, yaşarma, sulanma, konjüktivit tablolarıyla geliyorlardı hastalar. Daha sonra ise bunun artık gözde hasar bırakacak düzeyde, görme sinirini etkileyecek düzeyde hasar bıraktığını görmeye başladık. Literatürde tek tük olgular var. Biraz önce gördüğünüz hasta da onlardan bir tanesi aslında. Tek gözde görme yetisinde %50 oranında bir azalma var. Bu azalmanın geri dönüp dönmeyeceğini henüz daha bilmiyoruz. Yorum yapmak için erken. Ama bu tip olgular hem ülkemizde hem de dünyanın genelinde daha sık gündeme oturur hale geldi. Biz COVID-19 PCR testi negatifleşmiş, izolasyon süresi bitmiş hasta grubunda görme ile ilgili herhangi bir sıkıntısı olmayan kişilerde görme sinirinin iletim hızına baktık. Bunların %30'unda azalmış olduğunu gördük, görme sinirindeki iletim durumunun. Klinik olarak baktığımızda ise hastalara geri dönüp sorduğumuzda evet hastalığın öncesindeki kadar keskin görmediklerini söylediler. Görme keskinliğinin bozulduğunu söylüyorlardı. Hastaların ciddi bir kısmı bunun farkına varmayabiliyor. Çünkü görme iki gözde olan bir şey. Bu bazen ağırlıklı tek gözde olabiliyor, bazen çift gözde olabiliyor. Hastalığın alevli olduğu dönemde farkına varmayabiliyor, daha sonraki dönemde farkına varıyorlar. Bu oransal olarak baktığımızda bu bilginin daha da literatürde olgunlaşacağını tahmin ediyorum ben. Cuma mıydı? Bir, ya da bir cumadan bir iki gün önce miydi herhalde? Sağ gözümde bulanık görüyorum. Bir de damağımla dilimde uyuşma oldu. Zaten halsizlik, bitkinlik yapıyormuş, kas ağrısı falan yapıyormuş onlar. Yani herkese tavsiyem maskelerini taksınlar, aşılarını olsunlar. Mümkün olduğu kadar uzak dursunlar. Abla sen aşı oldun mu? Bir doz oldum, ikinci olamamıştım. Niye? İşte olamadım bir türlü. Randevu alamadım. Çocuklarım uzakta. Kendim de randevu alamadığım için. Bulanık işte görüyorum. Yani bulanık görüyorum gözüm. Net değil.